Kardeşlerim, muazzez müminler, bir asır önce Anadolu topraklarında yaşıyor olsaydık, sokaklara çıktığınızda burnunu göstermekten haya eden kadınları görecektiniz. Başlarındaki sarıklarıyla yürüyen dedelerinizi görecektiniz. Anadolu şehirlerinde, Anadolu kasabalarında, bir misafir bir şehirden başka bir şehre intikal ederken, giderken, uğramış olduğu o yerde, o noktada, insanların etrafında halkalar oluşturduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misafiri ağırlamaya dair hadis-i şeriflerinden dolayı o yolcuya ricada bulunduklarını, bizim eve gelir misin, bizim evi de bereketlendirir misin diye yalvardıklarını görürdünüz. Anadolu'daki evleri, Müslüman evlerini, hanelerini ziyaret etseydiniz, evlere girdiğinizde sofraların üzerinde kocaman sahanlar görürdünüz. Çünkü o sahanları alırken şuna dikkat etmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, "Ta'amul vahidi yekfil isneyn ve ta'amul isneyni yekfil erba'a." Bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişininki dört kişiye. Dört kişinin yemeği sekiz kişiye yeter, korkmayın. Yolda misafirleri Allah'ın hediyesi olarak yapışın ellerine, kollarına, alın evinize getirin. Onun için onların kocaman sahanları var, otururlar, Bismillah der. Hepsi aynı tabağa, aynı sahana kaşığını koyarlar, hamd ederek sofradan kalkarlardı. 100 yıl önce yaşasaydınız babalar görürdünüz, onlarla eğer bir dünyalık işiniz varsa ya camide ya tekkede arar ya da bağında bahçesinde onlarla karşılaşırdınız. Şimdi babalar var kumarhanede, çocukları onları arıyorlar. 100 yıl önce yaşasaydı kızlarını bu millet seccadenin üzerinde ya da omuzunda mushaf-ı şerif olduğu halde mektepten, medreseden dönerken görürdü. Ama şimdi öyle kızlar var ki babaları onları eğlence salonlarının kapılarından alıp evlerine götürüyorlar. Hayatta bir muvazenesizlik, hayatta bir inhitat, hayatta Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan kopuş var kardeşlerim. Çare Allah Resulü'ne denmek. Onun dünyasına lebbeyk demek, biz geldik ya Resulallah. Sahabe-i kiram efendilerimizi nasıl hayatın farklı şubelerinden çekip aldın, hidayete, selamete taşıdıysan, yeniden bizi o eski dünyaya, senin sözlerinin ve hayatının hakim olduğu dünyaya elimizden tutup bizi alıp götürür müsün ya Resulallah demek, ona dönmek kardeşlerim. Cenab-ı Hak bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Hakimi, İslam'ı yaşamak için önünüzde ameli bir örnek, ona bakacaksınız. Allah Resulü ile İslam'ı yaşayacaksınız. Yani Allah'a gidecekseniz, cenneti, Cenab-ı Hakk'ın rızasını arıyorsanız, hayatın bütün noktalarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etme mecburiyetiniz var. Yeryüzünde böyle başka bir peygamberin dini yok. Hazreti İsa'nın sünnetini yok ettiler. Musa Aleyhisselam'ın sünneti kalmadı. Ama sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü nasıl oturdu, nasıl konuştu, nasıl yürüdü, nasıl mal aldı, nasıl mal sattı, tamamını bize aktardılar. Yani siz bir tüccarsanız, mal alıp mal satıyorsunuz. Mekke'nin tüccarı Hatice'nin malını alıp satan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bakacak. O nasıl ticaret yaptıysa, sözüne, malına nasıl hile karıştırmadıysa onun gibi bir tüccar olacaksınız. Eğer zenginseniz, mal, dünyalık sizi eski komşularınızdan, arkadaşlarınızdan uzaklaştırdı. Secdenizde, rükûnuzda problem var. Enaniyet, gurur sizi istila ettiyse,
O zaman Mekke'nin o büyük taciri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bakın. Onun da malı vardı, o da şehirler arası, belki uluslar arası ticaret yapar. Şam'a gider, Şam'dan alır, Mekke'ye taşırdı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bütün bunlara rağmen Rabbine giderken arkada dünyalıklar değil, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman, Ali gibi öğrenciler bırakıp da, dünyalık değil, onları bırakıp da gittiler. Efendimiz gibi nasıl olmalıyız, ona bakmalı. Eğer fakirsek, akşam insanlar alışveriş yaptılar, evlerine gidiyorlar. Biz ekmeği aldık, yanına helvayı alamadıysak, çocuklarımıza karşı bir mahcubiyet var. Sabah çıkarken küçük yavrunuz, akşam eve çikolatayla gelir misin dedi. Fakat sadece ekmeğe, helvaya yetti sizin paranız. Alamadıysanız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bakın. Ecyad Dağı'nın dibinde çobanlık yapan, Mekke'de Allah'a iman etti diye 3 yıl evine ekmeğin ve suyun girmesine müsaade edilmeyen ama buna rağmen ayakta duran, yıkılmayan Hazreti Muhammed'e bakın Aleyhisselatu Vesselam. Devlet başkanısınız. Beldeler, ülkeler, şehirler sizin idarenizde. Gurur, enaniyet sizi kapladıysa, kullukla aranızda ciddi sorunlar varsa ona bakın. Hicret etmek zorunda kaldığı Mekke-i Mükerreme'ye 8 yıl sonra ashabıyla birlikte dönerken kasvanın üzerinde mübarek başını o kadar indirdi ki onu sadece sesinden tanıyorlar. Kabe-i Muazzama'nın avlusunda eski düşmanlar karşısında. Onların hayatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkacak iki kelimede öldürün bu canileri dese, ashabı hiçbirini hayatta bırakmayacak ama buna rağmen قَالَ لَا تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ Bugün azarlama yok. Burada namaz kılarken başıma işkembeleri atmış olsanız da, sövseniz, hakaret etseniz de, hamile kızımı tepelerden yuvarlasanız da, قَالَ لَا تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ Allah sizi affetsin, evinize gidin, Allah Resulü Aleyhisselam gibi demek için ona bakınız. İşinizi kaybettiniz. Aşınızı bile eve götürmede sorun yaşıyorsunuz. Sürekli çekler, senetler ödenmemiş onlar geliyorlar. Dert üstünde dert, keder üstünde keder var. Uhud'da yenilen, Uhud'da yıkılan, elleriyle Hazreti Hamza'yı parçalanmış cesedini kabre koyan, Mus'ab'ını, Enes bin Nadr'ı, Abdullah bin Cahş'ı gözyaşlarıyla yenildiği Uhud'da defneden Hazreti Muhammed'e bakın. Ona gelen o ayetler sizi de teselli etsin, sizi de teskin etsin. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer inanıyorsanız, bütün mallarınızı, mülklerinizi, servetlerinizi kaybetmiş olsanız da Allah sizin dükkanınıza, işinize, şubelerinizin sayılarına, bankadaki hesabınıza, meblağınıza değil, yüreğinize, imanınıza bakıyor. Eğer teslim olduysanız, Uhud'u değil bütün cepheleri kaybetseniz de yine Allah Azze ve Celle katında üstün sizler olacaksınız. Öğretmensiniz, derse giriyorsunuz. Öğrenciler ahlak, maneviyatlarıyla beraber hocalarına saygılarını, edeplerini de kaybettiler. Öyle sınıflara girmeye mecbur kaldınız, aşağıdan böyle televizyonların, tiyatronun, sokağın ifsad ettiği bir nesli terbiyeye memursunuz, sınıfa giriyorsunuz. Aklınıza o geliyor. Dünyanın en büyük öğretmeni Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ona da neler yaptılar, sövdüler, hakaret ettiler. Fakat huzuruna yüzlerini siyah şallarla sarıp eski düşmanları gelip af dilediği zaman bizi de affeder misin ya Resulallah deyince bütün düşmanlarımı affederim dediği gibi sen de onun gibi bir öğretmen oluyorsun. Hazreti Miktat diyor ki radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam'ın Suffa'daki öğrencilerindendim. Sahabe-i kiram efendilerimiz o gece bize
Bir şey ikram edemediler. Üç arkadaş açız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp bizi evine götürdü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde üç tane keçi var. Ensar ona hediye etti. Buyurdular ki üç keçiyi sağın, sütünü aramızda paylaşın, bana da bir kase ayırın. Hazreti Mitlad radıyallahu anh, her gece dörde ayırıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, sütünü alıyor, içiyordu. Bir gece çok açtım, Efendimiz aleyhisselamın sütünü içtim. Kasesine baktılar, kasede süt yok. İçime şeytan bir kuruntu attı. Şimdi peygamber sana beddua eder. Neden onun sütünü içtin diye. Yorganın altındayım, küçük bir üzerimde bez var. Başıma çekiyorum, ayaklarım açılıyor. Ayaklarımı kapatıyorum, başım açılıyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sütünü nasıl içtim, bana bunları yapan peygambere, Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl ihanet ettim diye bunun acısı var yüreğimde. Şimdi Efendimiz geldi, baktılar süt yok, ellerini kaldırdı. Bana beddua edecek, ben de helak olacak. Bunun korkusu içindeydim ki, mübarek elleriyle başını da kaldırdılar, buyurdular ki, Allahümme at'im men at'ameni ve eski men eskani. Bana ikram edene sen de ikramda bulunun. Bana şu kadar zaman bu hayvanı sağıp da süt getiren ama şimdi dayanamayıp sütümü içen miktarda da ikramda bulun ya Rabbi. O halde bile öğrencilerine dua eden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a uy ey öğretmen. Öğrenciysen, okulda okuyorsan nasıl bir öğrenci olmak gerek Hazreti Cibril-i Emin Namus-u Ekber'in huzurunda? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın ayetlerini alırken nasıl durdu, nasıl Rabbinin ayetlerine öğrenci oldu, ona bak. Babasın, nasıl baba olman gerekir? Çocukların var, sözünü dinlemiyorlar, isyan ediyorlar. Fatıma'nın babası, Hasan'ın, Hüseyin'in dedesi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bak. Hayatın hangi noktasında sorunlar, sıkıntılar varsa, eşsin, evde ailen var, sözünü dinlemiyor, anlatıyorsun. Sürekli meşakkat var, evde keder var, evde sürekli yükselen sesler var. Allah Resulüne bak, buyuruyor ki, kadınlar eğri kaburga kemiğinden yaratıldı. Nasıl o kemikler eğri, eğriliğini doğru kabul edecek? Kadınları da bu halde kabul etme mecburiyetiniz var. Eğer onlar sesini yükseltiyorsa, onların duygusal olduğunu bilin, evden uzaklaşın. Kadın konuşmalı, erkekten daha çok konuşmalı. Neden? Çünkü yavrularına konuşmayı anneler öğretecek. Eğer erkekler kadar az konuşsalardı, çocuklar belki annelerinden konuşmayı öğrenmeyecekler. Belki bundan mahrum kalacaklar. Esseniz Allah Resulü Aleyhisselam'a bakın. Kardeşlerim, ashab-ı kiram efendilerimiz, Allah Resulü Aleyhisselam'ı farklı iklimlere, farklı bölgelere aldılar, taşıdılar. Onların içinde alim olanlar, müştehit olanlar, onların sayısı az. Efendimizin hayatından kareler aktardılar. Dediler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Hicaz'da devlet başkanı, ganimetler geliyor, hazinede şu kadar mal var, mülk var. Efendimiz yetime veriyor, köleye veriyor, cariyeye veriyor. Kimi kimsesi olmayana veriyor, fakat Aişe, devlet başkanının eşi, Hazreti Muhammed'in hanımı diyor ki, iki ay, üç ay geçiyor evimizde açlıktan, ocakta yemek pişmiyor, o kadar fakru zaruretimiz var. Ama Allah Resulü sürekli Medine'de devlet başkanı olarak muhtaçlara dağıtıyor. O dağıtırken kızı kerimesi Hazreti Fatıma geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a en sevgili olan yavrusu geliyor. Ellerini gösteriyor, baba diyor, değirmen taşını çevirmekten ellerim çatladı. Omuzumda su taşıyorum, artık omuzumda yaralar, bereler, yarıklar var. Kovaları alıp eve su getiremiyorum. Üzerim toz toprak oldu ev süpürmekten, sokağı süpürmekten. Hizmetçiler dağıtıyorsun, bir tane de kızın Fatıma'ya verir misin? Ya Fatıma ittakillah, ya Fatimetu ittakillah.
kızım Fatıma, Allah'tan kork, bunlar devletin malıdır. لَقَسْ سَبَقَكِ اَيْتَامُ بَدْرٍ Bedir'in yetimleri var. Onların evinde aş pişmezken, kimseler yokken baban sana hizmetçiler nasıl verebilir diyen Hazreti Muhammed'e baktılar. Onun bu haline bakıp Müslüman oldular. Adi bin Hatim'le Efendimizin münasebetini anlattılar. Adi bin Hatim, kabilesinin lideri Hristiyan, boynunda haç var, Medine'ye Allah Resulü Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdim. Girerken kapıcı yok, katip yok. Doğrudan yanına aldılar. Orada iki tane çocuk, bir tane kadın var. Anladım ki bu İran devlet başkanı Kisra'ya benzemiyor. Kayseri'de benzemiyor. Altında oturduğu bir minder var. Misafirim diye peygamber kalktı, minderini bana verdi. Ben peygamberin minderi üzerinde, o ise yerde oturuyor. Kadın derdini anlattı, dinledi. O kadının çocuğuyla beraber çocuklarıyla sorununu çözüp gönderdi. Ben bu halini görünce boynundaki haçı, kolleyi çıkardım, ellerimle paramparça yapıp ene hanifun muslimun, ben bundan sonra Müslümanım, söyle bana ya Resulallah, sana iman etmek için ne söylemem gerekir? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Geldiler, haline baktılar, orada Müslüman oldular. Ömer radıyallahu an anlatıyor, diyor ki onun yanına girdim, devlet başkanı Hazreti Muhammed'in evine girdim aleyhissalatu vesselamun. Baktım ki bir hasırın üzerinde, mübarek yüzünde hasırın izleri, duvarda üç parça eşya var. O devlet başkanı sürekli Medine'nin yetimine, duluna, fukarasına dağıtıyor. O halde Efendimiz Aleyhisselam'ı görünce ağlamaya başladım. Döndü bana, ma yubkike ya Ömer, ağlatan seni nedir ey Ömer? Ya Resulallah, Kisra'yı, Kayseri düşündüm. Onlar da devlet başkanı. Belki cehennemin en derinlerine gidecekler. Sen Allah'ın vahyine muhatap olan peygamber. Onlar sarayda yaşıyor. Sense hasırların üzerinde, senin evinde üç parça ev eşyası var deyince, اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَى. Dünya onların, saray onların, günahlar da onların olsun, ahiret bize yeter. Sen buna razı olmaz mısın Ömer? Rabbimin rızası bize yeter desem buna razı olmaz. Bununla teselli bulmaz mısın Ömer radıyallahu an? Onun hayatına baktılar, koştular kardeşlerim. Evine girdiler, hanımına iftira ettiler. Ayşe annemizin iffetiyle oynadılar. Bütün bunlardan sonra aleyhissalatu vesselam suçlular tayin edildi. Onlar cezalarını görünce Kur'an-ı Hakim'in şu ayetini okudu. وَلَا يَأْتَلِي اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْمُهَاجِر۪ينَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ayşe'nin, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın eşinin babası. Kızına iftira atan Hazreti Ebu Bekir'in teyzesinin oğlu, o da var, Mistah da var İftira atanlar içerisinde. Hazreti Ayşe annemizin beraatı Kur'an'ın ayetleriyle sabit olunca, suçlular, müfteriler de cezalarını görünce, Ebu Bekir radıyallahu anh, ben buna baktım, ev verdim, ekmeğini verdim, suyunu verdim. Ama buna rağmen benim kızım Ayşe'ye meleğin bile selamladı, o büyük kadına iftira etti. Vallahi bundan sonra ona ekmek vermem, ona dünyalık vermem diye yemin edince Kur'an'ın bu ayeti geldi. Allah Resulü okudu. Ebu Bekir yemin etme. Mistah gelince, yine dünyalık isteyince, eşim Ayşe'ye iftira etse bile suçunu çektikten sonra affet. Yine ona dünyalıkları, muhtaç olduğu şeyleri ver, onlarla evine gönder. Kardeşlerim, yeryüzünde hayatın bütün noktalarında yaşayan insanların sıkıntıya, dara düştükleri zaman örnek alabilecekleri Allah Resulü'nden başka kimse var mı? Zengin olan, devlet başkanı olan köylüyü,
Odasını temizleyeni onun hayatını örnek almaz. Ama devlet başkanının da o odayı temizleyenin de, hastanın da, doktorun da, kadının da, mahkumun da, hepsinin örnek alabileceği, hayatına imam olarak taşıyabileceği, arkasından Allah'ın rızasına, cennetine yürüyebileceği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. O halde kardeşlerim, bir asır önceki Anadolu, Anadolu evleri, Anadolu sokaklarında sarıkla dolaşan dedeleriniz, burnunu göstermekten haya duyan anneleriniz, babaanneleriniz, büyükanneleriniz, yeniden onların dünyaları, onların iffeti, onların hayatına dönmek istiyorsanız, bilesiniz ki o hayat Allah Resulü Aleyhisselam'ın insanlara getirdiği hayattı. Sadece o hayatı kazananlar Allah'ın rızasını kazanacaklar. Sadece o hayatı yaşayanlar Allah'ın cennetine, cemaline mülaki olacaklar. Onlar cennetle, ancak onlar müşerref olacaklar.